Sikke kalıpçısının ya da sanatçısının adı. Sikke kalıpçısının imzasının sikkeler üzerinde yer alması ilk kez M.Ö. 5. yüzyılda Sicilya'da görülmüştür. Örneğin Sirakusaili sikke kalıpçısı Kimon'un adına Sirakusai sikkelerinde rastlanmaktadır. Anadolu kentlerinden Klazomenai yani Urra sikkelerinde de sanatçı imzaları görülmektedir. Sikkenin basıldığı tarih. Nadir de olsa sikkeler üzerinde lejantlardan sikkenin basıldığı tarih saptanabilmektedir. Sikkeler üzerinde tarihe işaret eden lejantlar Hellenistik dönemden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Anadolu'da kurulmuş Hellenistik krallıklarından olan Bifinya Krallığı sikkelerinde tarih yer almaktadır. Sikkenin birimi. Arkaik, klasik dönem sikkelerinde birimlere ilişkin lejantlar nadir olarak görülür. Mesela Korintos sikkelerinde hemi obol için he, trihemi obol için, diobol için kısaltmaları yer alır. Bizans, bronz sikkelerinin arka yüzlerinde birim işaretlerine rastlanmaktadır.